Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Cemiron Mobile'dan Muzaffer Görcü ve Sabahattin Yaman sunum yapacaklar. Önce Cemiron Mobile hakkında bir video izleyeceğiz. Biz bunlarla. Onlar bununla büyüyecek. Dünyayla aynı dil konuşacak. Hata yapmaktan korkmayacak. Yolları hep açık. Hedefe giden yoldan sapmayacaklar. Yalnızca bugüne değil, yarına da güvenle bakacaklar. Ve buraya yatıyoruz. Geleceğin katilleri dünyayı teknolojiyle yönetecek. General Mobile. Evrensel teknolojiyi yakından takip eden uluslararası bir marka olma düşüncesiyle Amerika'da kuruldu. Çift sim kartlı cep telefonuyla dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Microsoft işbirliğiyle profesyonellere ve iş adamlarına yönelik Windows işletim sistemli yepyeni bir model geliştirdik. Android işletim sistemli cep telefonuyla Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Swarovski işbirliğiyle kadınlara özel taşlı tasarıma sahip ilk cep telefonunu sundu. General Mobile'ın bilgi ve birikimi, Telfa'nın sektördeki tecrübesi, dağıtım ve teknik servisteki gücüyle birleşti. Bu sinerjiyle çok daha hızlı bir yükselişe geçtik. General Mobile olarak Türkiye'nin ilk yerli tableti İlke'de ürettik. Hayalimiz sade ve kolay kullanımlı akıllı telefon ve tabletlerimizle birlikte herkes için ulaşılabilir olan bir dünya markası haline geldi. Görevimiz teknoloji kullanıcılarının içlerindeki potansiyeli ortaya çıkartabilecekleri akıllı mobil ürün ve servisleri sunmak. Kendimize daima neden olmasın sorusunu soruyoruz. Yapılmışları yeniden yapmak yerine ilkleri deniyoruz. Sadeliği prensip edinmiş esnek bakış açımızdan ödün vermiyor, gücümüzü başarıya odaklanmış insan kaynağımızdan alıyoruz. Türkiye'nin yerli markası General Mobile olarak Telfa'nın gücüyle başarmaya odaklandı. Türkiye'nin bugüne kadarki en vizyoner projelerinden biri olan Fatih Projesi'nin pilot ihalesi böyle kazandı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek yeni bir çağı başlatmıştır. İşte biz de bugün Fatih Projesi'yle bir çağı kapatıyor, yeni bir çağı, bilgi teknolojileri çağını hep birlikte bugün burada. 6 Şubat 2012 tarihinde sabah 7.30'da 100 kişilik saha ekibimizle birlikte pilot projede yer alan 10 ildeki 27 okuldaydık. Okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize eğitim verdik. Öğrencilerimize ilk tablet deneyimlerini yaşattık. Okullarımızda yaşattığımız bu coşku görülmeye değer. Tabletleri aldığım için çok mutluyum. Okula gelmeye götürdüm daha da artmıştı. Fatih Hoca'nın sayesinde bize verilen bir tabletle sayesinde çalışmalarımız daha kolay hale geldi. Çantadaki bilgilerimizden kurtulduk. Zaten Fatih Hoca toplumuna geldiğinden beri akıllı tahta ve projeksiyonlarla geldik. Tabletlerle ders işlemeye başladığımız andan beri çocuklarındaki heyecan çok daha değişti. Derse katılmayan öğrenci kaldı. Adı gibi güzel olan Fatih projesi için General Mobile önderliğindeki yerli üretici konsorsiyumuyla genç nesilleri teknolojiyle buluşturmaya hazırız. Şimdi konuklarımızı sahneye davet ediyorum. Sabahattin Yaman,
Bey önce konuşma yapacak. Daha sonra Muzaffer Gölcü. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Benim bu sektördeki ilk katıldığım toplantı, dolayısıyla suçu lisan edersek de affola. Bugün için buradayız. Biraz önce konuşmalarda da geçti. Biz bir kere büyük düşünenler arasında olmak için buradayız. Benim gençlik yılları, 9 yıllarında büyük düşünenlere, bazı arkadaşlarımız da aynı konudan bahsetti. Kimse destek olmadı. Bunlardan bir tanesi de benim. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Yola çıktığımda hakikaten çok büyük hayallerim vardı. Ama bu hayallerimi hayatın o güçlükleriyle büyük engelleri aşarak elde ettim. Size tavsiyem şu ki, önünüze çıkan ilk engelde hakikaten yılmayın. Yani sürekli mücadelenin sonucunda er ya da geç bir şey elde ediyorsunuz. İşte yine hocamız da aynı şeyi söyledi. Amerika'da başarısızlık bir deneyim, yani pozitif olurken Türkiye'de başarısız olanlara kız vermiyorlar. Yani başarısız olmaktan korkmamak lazım. Sürekli büyük düşünmek lazım. Bu bugünün ilk kıvılcımı, bundan sonra da bu ülkede büyük düşünenlerin bu alanda öne açılacağını düşünüyorum. Hakikaten bu açıdan heyecanımız o açıdan da büyük. Onu üzerine vurgulayarak söylemek isterim. Biz Cerim Mobile olarak bu endüstride aşağı yukarı 20 yıldır içindeyim. Öğrencilik yıllarımda başladım. Bugün sektörün önde gelen dağıtım şirketlerinden bir tanesiyiz Telma tarafında. Cerim Mobile tarafında da ümit ediyorum. Bu ülkenin en iyi şirketi olma yolunda ilerleyeceğiz. Merdivenleri yavaş yavaş çıkıyoruz. Hızlı çıktığımızda bir takım problemlerle karşılaşıyoruz belki. Ama eğer burada yazılım tarafını çözersek bu merdivenleri hep beraber daha hızlıca çözeceğiz diye düşünüyorum. Bir kere bu endüstriden birkaç kelimeyle bahsetmek isterim. Nereye gidiyor? 20 yıl önce ilk öğrencilik yıllarında seyahatlerinde uluslararası bir takım toplantılarda hep şundan bahsederlerdi ve biz bunlara gıptayla bakardık. Buzdolabında herhangi sütünüz bittiğinizde sistem otomatik bilgi verecek ve dağıtıcı otomatik olarak bu bilgiyle hareket edip buraya gerekli dağıtımı yapacak. Tarlada para buluyor babasıyla dolaşırken bu ne diye soruyor, para. Nedir bu para diyor, ne işe yarar? İşte eskiden alışveriş vardı, cep telefonu yokken, akıllı telefonlar yokken buradan biz ödeme yapamazdık. Onun için de böyle bir alet vardı, sen onun paslı olduğuna bakma, bu amaca yarar diye anlatmaya çalışan bir vizyondan. Bugün görüyoruz ki, yine çok tartışılan bir konulardan bir tanesi, bilgisayarcılar mı cep telefoncu veya neler buraya birleşeceği ile ilgili birçok soru vardı kafalarda. Bugün oyun endüstrisinin, oyun konsollarının burada birleştiğini görüyoruz. Kameralar burada birleşti. Fotoğraf makineleri burada birleşti. İnternet burada birleşti. Okuma ya da kitap endüstrisi burada birleşti. Eğlence burada birleşti. Müzik burada birleşti. Yani bütün dünyadaki en hızlı büyüyen sektör burası. Yazılım da bunun içerisindeki driver. Bugün hardware gerçekten mesale geldi. Yani dünyanın her yerinde bunu bulabilirsiniz. Bugün sıkıntı çektiğimiz en büyük konu yazılım. Ve Gartner'a göre 2015'te Fortune 500'ün ilk 50 şirketinin yarısı yeni ekonomiden ve endüstriden oluşacak. Ve bugün hepimiz tanıdığımız, yakından tanıdığımız şirketlerde var. Bunların kurucuları ya da bu işin asıl lokomotifçileri 30 yaşın altındaki gençler olacak. Dolayısıyla dünden bugüne dünyada çok şey değişti arkadaşlar. Ve burada ihtiyaçlar da büyüyerek devam edecek. Bakın, akıllı telefon aşağı yukarı hayatımıza mass market'i 2007'den itibaren girdi. 2007'de pazar payı %5'ten az, 30 milyon civarında. 2008'de aşağı yukarı 60-70 milyon civarında. 2930. Ve şu anda 2011 200 milyon dünyada akıllı telefon satışı var. Tabletin durumu daha da kötü. Tablet de 2009'da girdi aşağı yukarı hayatımıza. 2010'da girdi, özür dilerim. 2010'da girdi. Tabletin ise durumu 20 milyonun altında 2010'da. 2011'de 70 milyon
Rakamları küsur hatları yuvarlıyorum, akıllarda kalsın diye arkadaşlar. İşte 69 küsur falan demiyorum, onun için yuvarlak söylüyorum rakamları. 70 milyon civarı, 200 milyon civarında 2012 forecast'i ve 2014'te de yarım milyar civarı olacak. Bugün akıllı telefon tarafında da yine yarım milyar civarında bir pazar var. Tablet tarafında demek 2014'ün sonu, 2015'in başı gibi bir tahminle yarım milyar civarında. Niçin telefonlar veya akıllı telefon veya tablet bu kadar hızlı gelişiyor? Çünkü ülkemizde durum böyle değil yalnız. Biz dünya pazarının yaklaşık telefon endüstrisinde %1 civarındayız. Tablette durum vahim, akıllı telefonda da gerilerdeyiz. Yani dünyayı teşkil eden Afrika'dan Asya'ya herkes var. Yani gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin tamamı. Biz bu açıdan ortalarda bir yerde kalıyoruz. Tablet ve akıllı telefon tarafında ise dünya ortalamasının biraz gerilerindeyiz. Niye böyle bu durum? Çünkü yeterli sayıda ülkede altyapı yok. Başta temel yazılım olmak üzere. Bu nedenle biz ne yapabiliriz diye baktık. Öncelikle bu endüstriyi gelişmesine nasıl katkı sağlayabiliriz? Var gücümüzle bu işin içinde olmaya karar verdik. Dolayısıyla yola çıktık. İlk Koç Üniversitesi'nde bir sınıf gerçekleştirdik birlikte. Hala devam ediyor. Koç Üniversitesi'nden aramızda arkadaşlarımız var. Şimdi buradayız. Buradan sonra Android ile ilgili veya yazılımla ilgili nerede bir aktivite varsa biz de içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Çünkü bu ekosistemi doğru kurabilirsek bizim var olma şansımız var. Eğer ekosistem yoksa arkadaşlar, yani zincirin halkalarından birisi eksikse hiçbir anlam ve değeri yok. Bir şey yapma şansımız yok. Bugün kısır döngü içerisinde girdiğimiz alan bu. Bu nedenle de buraya yatırım yapmak istiyoruz. Şirket olarak hızlı büyüyen bir şirketiz. Biz de bu endüstri gibi her sene bir öncekinin iki katından daha fazla büyüyoruz. Bundan sonra bunu yapabilir miyiz? İşte bu bir birlikteliklere ekosistemin doğru oluşmasına bağlı. Eğer bu ekosistemi doğru kurabilirsek hep beraber büyüyeceğiz. Ve Türkiye'de çok alışkanlık olmayan bazı şeyleri de gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi, hocamız da bahsetti. Bizim şirketimizde çalışanlardan şirkete ortak olan birkaç tane arkadaşımız var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü yeni endüstriye dikkat ederseniz paylaşmak esasında dayalı. Eğer paylaşmazsanız, küçük düşünürsek pastayı büyütemiyoruz. Onun için de biz her türlü yola burada açığız. Çok açık ve net söylüyorum. Bu işin başarılı olması için gerekleri, yapıları, ihtiyaçları neyse bunu yapmaya hazırız. Şirket olarak bir kere biraz da şirket vizyonumuzdan bahsedeyim. Çok açık bir şirketiz. Çok tartışılan şeyler olmuştur. Bazı bilgileri internete koyuyoruz. Ne yapıyorsunuz diyorlar. Dünya değişiyor artık. Dünya kapılı kapılar arkasında gizliliklerle, saklılıklarla ilerleyemiyorsunuz. Kaydettikleriniz olabilir. Ama toplamda açık olmakla daha hızlı ilerlediğimizi gördük. İkincisi, çok yalın ve sade bir şirketiz. Bugün tüketicinin asıl büyüme alanının sade ve yalın ve basit, kolay erişilebilir ve kolay kullanımı da kolay olan. Biz yıllarca arkadaşlar açıklamalı kitaplar koyduk telefonun içine. Ve araştırıyorduk. Tabii 15 gün bayiden tüketicilerin isteklerini, ihtiyaçlarını düzenli olarak takip ediyoruz. Çok önemli bir araştırma alanı. Biz bir araştırma şirketi değiliz. Ama daha kestirmeden ve doğru bilgiler ulaşıyoruz. Ve gördük ki tüketicilerin çoğu, kullanıcıların çoğu bu kitapları okumuyor. Ve el yordamıyla deneyime, tecrübeye dayalı bir sistemle telefonlar kullanıyorlar. Ve bugün akıllı telefonların asıl büyüme alanı son derece yalın, sade, basit, kullanımı kolay ve tamamen sizin mantığınızla, hani insan ne düşünür, o mantıkla ilerlediği için bu kadar hızlı büyüyor. Büyüme nedenlerinden bir tanesi bu. Eğer biz bunu köydeki insanlara kullandırabiliyorsak, büyümenin ivmesini asıl o zaman katlarız arkadaşlar. Teknoloji, mühendislerin ya da eğitimli insanların kullandığı bir alan olmaktan çıkıyor artık. Ve vizyonumuzu buna göre koymamız lazım. O açıdan da burada çok fazla işbirliği yapmamız gerekiyor. Yani el ele vereceğiz,
Biz ihtiyaçları gözlemlediklerimizi size daha iyi anlatacağız. Siz yeni dünyayı bize ve buradaki fırsatları bize anlatacaksınız. Ve kucaklaşacağız burada. Çok büyük fırsatları hızla yakalayacağız. Ama bu endüstriyi kat kat büyürken yazılım tarafındaki şeye bakın, maalesef bu böyle büyüyor. Üniversitelerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Ve her türlü alanda bu yatırıma biz devam etmeye arzu ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu attığımız meyveler, tohumlar hızla meyvesini vermeye başlayacak, kıvılcım olacak ve bu endüstriyi de yazılım da bu endüstrinin büyümesine hızla yakalayacak. Ama arada gerçekten çok büyük mesafemiz ve alacak yolumuz var. Biz düzenli olarak ücret araştırma şirketleriyle çalışıyoruz. Son çalıştığım şirketlerden bir tanesi de dünyanın en iyi 3 büyüğünden bir tanesi. Ve son 5 yıldır gözlemlediğimiz şu arkadaşlar. Ücretler, en yüksek ücret alan grup yazılım. Benim şirketimde de böyle, başka şirketlerdeki araştırmalarda bunu gösteriyor. Dolayısıyla diyorum ki, bu endüstriye hep beraber el ele verip yatırım yapalım. Yani bir pastanın sadece içindeki çikolatası, sadece meyvesi, sadece bilmem neyi şey vermiyor. Yani o bir ekosistem, küçük küçük dokunuşlar ona asıl tadını ve lezzetini veriyor. Dolayısıyla buradaki çemberi tamamlayabilirsek birlikte, o zaman gerçekten büyük şeyler elde edeceğimizi düşünüyorum. Yine şirket olarak bizim en önemli şeyimiz insan kaynağı. Yıllar önce daha okuldan yeni mezun bir insanken, Türkiye'de kariyerlerle beraber 60 üniversiteyi dolaştım. Ve her yerde şunu söyledim. Dedim ki, bizim dişlimiz, çarkımız artık önemsiz. Asıl dişleri, çarkları yönetenlere ihtiyacımız var. 50 yıl önce bu dediklerimiz doğruydu. Çarklar önemliydi. Bugün o çarkları sağlıklı döndürenlere, çarkları sekme idare edenlere ve onlara yön verenlere ihtiyacımız var. Ve bugün İnsan kaynağı, değerli insan kaynağı her şeyin üstünde. Yazılım endüstrisi de bir organizmanın sinir yapısı gibi veya dolaşım yapısı gibi, kan dolaşım yapısı gibi. Ama eğer biz bu yolları, biz bu dijital ağa doğru yönersek insanlara daha sağlıklı, daha iyi yaşam koşulları elde etmiş oluruz. İnsanlık açısından da çok büyük katkımız olduğunu düşünüyorum. Ve yine şirketimizin yaptığı en önemli ve herkesin farklı gözle eleştiriyle baktığı alanlardan bir tanesi esnek çalışma alanlarına sahibiz. Esnek zamanlara sahibiz. Yazılım endüstrisi hakikaten yaratıcılık gerektiren bir iş. Yani sabah 8, akşam 8 masanın başında katı kurallarla bunu yönetmemiz mümkün değil. Aslında diğer alanlar da öyle. Bugün hepimizin şirketinde kartlarımız var, giriş saatlerimiz var, katı kurallarımız var ve bunlar içerisinde şirketleri yönetmeye çalışıyoruz. Ama yeni dünya bunları ortadan kaldıracak. Hepimiz şimdi mobil endüstriyi, hayatın mobil olmasını her yerde, her zaman erişilebilmekten bahsediyoruz. Ama hala geleneksel şirket yapısından kurtulamadık. Buna ben de dair yanlışlarım değil mi? Yani çünkü bir ekosistemi zaman içinde alışkanlıkları, mantaliteleri, beyinleri kısa sürede değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Yarın sabah birisi bunu yapsa sistemin dışında kalır. Adım adım yapıyoruz bunları. Ama bugün ortalamanın veya bu işin önderliğini yapıyoruz diyebilirim. Yapmaya da devam edeceğiz. Artık bütün dünya verimliliğe odaklanmış durumda. Kaç saat çalıştığınız önemli değil. Kaç dakika orada bulunduğunuz önemli değil. Sonuç önemli. Eğer ortaya bir değer koyuyorsanız bu önemli. Seda'nın burada insan kaynakları direktörümüz diyorum ki benim kaçta gelip kaçta çıktığımı kontrol ediyor musun? Etmiyorsun. Niye etmiyorsun? Çünkü bana güveniyorsun. Bir, o zaman doğru insanlarla çalışacağız. Ve bana güveniyorsan bu sözün altını çiz, doğru insanlarla çalış. İki, sonuca bakalım. Yani burada kaç saat kaldı, kaç dakika çalıştı, bu kuralları, adımlarını yazıyoruz. Tek tek ve bunları kontrol ediyoruz. Burada büyük şeyler geçiyor. Ve bugün sonuca odaklanıp, eğer buralara odaklansak, bu enerjimizi buraya versek arkadaşlar, çok büyük, daha büyük sonuçlar elde edeceğiz. Ben
Önümüzdeki yıllar bu hızlı değişim aslında hani bu büyümelerin de bunu kamçılayacağını ve hızla iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Sürede sınırlı. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sık sık beraber olacağız. Ümit ediyorum sizleri dinleme ihtiyacımız var. Ve bize yol göstermenizi arzu ediyoruz. Bizim bildiklerimizi size aktaracağız. Bizim düşüncelerimizi size aktaracağız. Siz bize aktaracaksınız. Ve mükemmel bir hamur elde edeceğiz. Bu hamurdan çok süper kalıplar elde edip burada katkılarımız olacak. Teşekkür ediyorum.